Tüysüz iş bulmak için evden çıktı, ortadan kayboldu. Eski karısı ve onun sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi ancak cansız bedeni 7 ay sonra bir şüpheli daha gözaltına alınınca bulunabildi. Bir cinayete kurban gittiği belirlendi ama cansız bedeni tam 7 aydır kayıptı. Polis cinayetle ilgili aralarında eski karısının da bulunduğu 3 kişiyi tutukladı. Aylar sonra yakalanan 4. zanlı hem suçunu itiraf etti hem de Mehmet Tüysüz'ü gömdükleri yeri gösterdi. 40 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet Tüysüz eşi İlknur Paslı'dan ayrıldı. Eski eşi İlknur Paslı sevgilisi Ali Öztürk'le aynı evde yaşamaya başladı. Mehmet Tüysüz de çocuklarının bir başkasıyla yaşamasına karşıydı. İlknur Paslı eski kocasından gördüğü baskıyı iddiaya göre sevgilisine anlattı. Mehmet Tüysüz'ün ölümüyle sonuçlanan planda böylelikle hazırlandı. 29 Eylül 2017 günü iş vaadiyle tanımadığı biriyle buluştu. O günden sonra ortadan kayboldu ve ailesinin kayıp ilanı vermesiyle polis harekete geçti. Mehmet Tüysüz ortadan kaybolmadan önce polise gitmiş, başıma bir şey gelirse eski eşim ve sevgilisi sorumludur demişti. Polis Tüysüz'ün zorla bir araca bindirildiğini ve kaçırıldığını tespit etti. Ekipler aracın izine İzmit'te rastladı ve araçta kan izleri vardı. Yapılan DNA incelemesinde araçtaki kanın Mehmet Tüysüz'e ait olduğu tespit edildi. Tüysüz'ün eski eşi, sevgilisi ve aracın sahibi tutuklandı. Ancak 40 yaşındaki 2 çocuk babasının cansız bedeni bulunamadı. Polis Ali Öztürk'ün cinayet günü telefonla görüştüğü Mehmet Samat'ı gözaltına aldı. Samat cinayeti itiraf etti ve cesedi gömdükleri yeri gösterdi. 7 aydır kayıp olan Mehmet Tüysüz'ün cesedi brandaya sarılmış şekilde toprak altından çıktı. İddiasına göre tetiği çeken isim Ali Öztürk'tü. Cesedin bulunmasıyla 7 aylık sır da ortadan kalktı. Adliyeye sevk edilen 4. şüpheli kendi can güvenliğini tehlikeye atarak suçun delillerini samimi şekilde itiraf ettiği için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.